Selamlar, ben Semih. Bugün Elektro Devdesi ile dünya sıralamasında oynayacağız. Bakalım dünyada ilk 200'e girebilecek miyiz? Aynı zamanda oyundaki en yüksek ligde ulaşmış olacağız. Evet, şu anda maç buldu. Sonra bu kupada bırakmıştım zaten dünkü videoda. Evet, şu an havanı elden çıkardı. Elektro Dev'e karşı en efektif kartı havan olmasına rağmen elinden çıkardığı için bayağı vuracağız. Tabii rakip de benim mezarlık oynadığımı düşündü çünkü beni tanıyorlar. Oraya epey vuracağız. Açılış hamlesini havanla yapması mantıklı değildi. Ben de bu sezon muhtemelen Elektro Dev oynayacağım çünkü mezarlığın hiç gideri yok. Tabii kraliçe kartımız max olmadığı için desteğe de koyamıyorum. Şöyle defansa yatmayı düşünüyorum. Çünkü başlangıçta bayağı bir hasar verdik ona. Şöyle yavru ejderi atacağım. Evet, soldan atalım. Korumalar, havan, altın şövalye, oynadı deste. Orada Kara Prens'i de arkadan atabilirdim ancak elinde madenci olduğu için Kara Prens'i madenci için saklıyordum. Ama şimdi atmak zorundayım çünkü başka mantıklı bir hamlem yok. Orada kasırga atabiliriz ama gerek yok şu anlık. Şu arkaya doğru çekelim, zıplamasın. Evet. Maalesef şanssızlık oldu. Kuleyi verdik, yapacak bir şey yok. Maalesef şu şampiyonların hamlelerine pek alışamadık. Çok alakasız yerlerden de sekebiliyor. Tabii benim hatamdı, kabul ediyorum. Biraz daha dikkatli davranmalıydım. Şu anda yavru ejder onu rahatsız edebilir. Çünkü yavru ejder atacak pek bir kart aklıma gelmiyor. Şöyle köşeden atacağım. Güzel. Yıldırımla atayım, doğrudan kuleye gitsin. Şöyle çekelim kasırgayla da. Güzel. Oraya bir tane daha yıldırım atmam gerekebilir. Evet, tabii ki de yavru ejderi vurdurmuyor. Şöyle Kara Prensim hazır madenci için. Köprüden atacağı altın şövalyelere çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bay riskli kart. Şöyle yıldırım atacağım. Oraya bir kart attı. Kara Prens'i de atayım. Her vuruş şu anda çok önemli. Evet, gene boşa zıplattı altın şövalyeyi. Bir kere kuleme bağlanınca o şekilde herhalde. Evet, gene agresif alev topu. Gerçekten çok gereksizdi. Şöyle varil atalım. Tamamdır, güzel. Şöyle kasırga çekelim. Evet. Gene bir hata yaptım. İkinci hatam maçtaki. Anlaşılan elim ısınmamış. Şöyle kafes biraz daha köşeden attım. Zıplatmasın diye. Elektro devi de ortadan değil de sol taraftan atmalıyız çünkü havanla öbür tarafa çekebilir orta kulesine doğru. Şöyle savunmaya devam. Ortadan altın şövalye dikkat. Evet, çok bariz bunu yapacağı. Gene bir saldırı yapalım dediğim gibi sol taraftan, ortadan değil. Bombacı da havan için. Güzel vurdu orada, çok güzel. Şu anda savunmaya yatacağım. Gene dikkat altın şövalye. Tamam, bu sefer arkadan oynadı. Arkadan kartlarımı koyacağım. Bundan sonrası defans işi. Evet, devam edelim savunmaya. Evet, rakip çok basit oynuyor. Şu anda elimdeki yıldırıma güveniyorum. Hasar vermek için.
Zıplatabilir onu, dikkat. Evet, ucu ucuna bir maçtı. Güzel. Aslında bu maçı gözü kapalı yenmesi gerekiyordu. Tabii birazcık düşünmeden oynadı kendisi. 34 kupa almamız da güzel oldu. Şöyle sıralamaya da bakalım kaçıncı olmuşuz. Evet, sonunda maç buldu. Ama rakibimiz Thomas, Kraliyet Domuzları oyuncusu. Bizim için bayağı bir zor maç olacak. Kafesi var, şok birliği var ve elektro devi geçirmemiz için hiçbir şansımız yok. Bakalım ne yapacağım. Yıldırım hasarlarıyla vurmalıyız aslında bu maç. Çünkü elektro devle vurma şansımız hiç yok. Zaten alet topu da yok destemizde. Şöyle bombacı atalım. Varilim hazır tabii. Şu ana kulemizi açarsak güzel olur. Evet, ana kuleyi açtık da maalesef çok hasar aldık. Yıldırımla kapatamayız bu hasarı. Evet, üstüne bir de okları var. Bombacımıza direkt ok atacak. Mecbur yıldırım atarak farkı kapatmalıyız. Şöyle kafes atarsa diye yıldırım hazır tuttum. Atar mı? Evet, atamam o yıldırımı çünkü bu yüzden domuz atar diye. O bir domuz işi bozdu. Evet, gene epey vurdu. Şu an elinden şok birliğini çıkardı. Köşeden yavru ejder atarsam zora girecek. Bir deneyelim bakalım. Zaten kafes atarsa da yavru ejder kafese gitmez. Köşeden koyduğum için. Muhafız atabilir. Evet, yetişmedi. Çok iyi. O yavru ejder maçı şu an kazandırabilir. Canı full. Evet, bu harika oldu. Üstüne 4 iksir attı. Yaptığımız ince bir taktik, oyun takibi bize maçı şu anda kazandırabilir. Buradan vermek istemiyorum arkadaşlar. Şok bile atabilir mi oraya? Tamam, atmadı. Kulede görmedi uçan makine, birazcık sıkıntı yapabilir. Evet, gene vuruyor domuzcuklarla. Bize yıldırım için bir fırsat vermeli şu anda sol kule için. Şöyle sağ tarafa kara prens atıyorum çünkü 4 tane muhafızı oraya böldü. Bombacının ölmesi de iyi oldu. Ok atmasından iyidir. Şu an yıldırımı atacağım. Tabii rakip de bunu biliyor. Şöyle çekelim öbür tarafa. Aa, gene vuruyor. Tamam, moral bozmayalım. Yavru ejderi döndürmeliyim şu anda uçan makine için. Bırakmıyor bizi. Şu an iki tane yıldırım döndürmem lazım. Rakip de bunu biliyor, beni bırakmayacak. Tamam, bunu savunursak şu anda kazandık. Şimdi kafes gelin garanti olsun. Evet. Kasırga kullanmıyorum. Sol kule için gerekli sanırım. Oh, ucu ucuna. Rakip epey antiydi. O yaptığımız yavru ejder taktiği. Rakibin şok birliğini takip ettik. Şu anda tam 8000 kupayız ve dünyada 275.yiz.
Bu arada maçtan da 21 kupa aldık. Tabii ki de ben burada videoyu bitirmeyeceğim. Bir maç daha atacağım. Gerçekten çok güzel gözüküyor Nihai Şampiyon Ligi. Evet, şu anda Nihai Şampiyon arenasında oynuyoruz. 8000 kupa üstü maçlar burada oynanıyor. Rakibi de epey yukarıdan verdi. Bu maçı yenersek belki de 35 kupa üstünde kupa alabiliriz. Her şeyden önce destesini öğrenmek istiyorum. Şöyle varil atalım. O yıldırımı atmayacağım. Çünkü negatif iksir takasına giriyoruz o şekilde. O tabii ki de özelliğini kullanacak. İlk başta kasırgaya çekeceğim kullansın diye. Evet, klasik bir kraliçe oyuncusu. Rakip sanırım Mega Şövalye Koç Binici destesini oynuyor. Ki şu an oyundaki en iyi deste diyebilirim. Yani kötü oynayanlar bile bu desteyle çok yukarılara çıktı. Evet, orada Kara Prens'i hazır tuttum eğer yıldırım atarsa diye. Şöyle Kara Prens'i çıkarmayacağım çünkü Mega Şövalyesi var. Rakip dört gözle bekliyor beni Kara Prens çıkarmamı. Şöyle varil atacağım. Çok güzel bir yıldırım oldu. Böylece Kara Prens'i elimde tutmuş oldum. Elektro devi de koç binicisiyle tutabiliyor. Koç binicisinin attığı halatlar biliyorsunuz yavaşlatıyor kartlarımızı. Şu anda arkadan bombacı atacağım çünkü düşük iksir maliyetli bir kart. Gene Kara Prens'i çıkartmayacağım çünkü ana kulemi açmak istiyorum. Şu anda iksir bekletmemizde bir sakınca yok. Hemen savunalım şunu. Evet, ana kulemizi açmış olduk. Güzel bir avantaj sağlayacak maç içinde bu bize. Orada Kara Prens'i kullanmak zorundaydım. Şöyle elektro dev atarsanız koç binisi durdurur arkadaşlar. Çok güzel savunduk. Üstelik atağa da çıkıyoruz. Yıldırımım da hazır. Tamam, o da yıldırım attı. Şu an ikinci elektro devi atacağım. Çünkü ikisi olarak baya bir kardayız. Hatta soldan atacağım. Tamam, iyi oyundu. 7 iksiri sağdan atması çok gereksizdi. Yıldırımım da hazır. Şu an hiçbir şansı yok. Neredeyse kulemize dokunamadı bile. Ve şu anda şahmat oldu. Evet, Nihai Şampiyon arasında da güzel bir maç kazanmış olduk. Videoyu burada bitirelim. 37 kupa aldık. Gördüğünüz gibi maçlar şu şekildeydi. Bence maçların hepsi çok güzeldi arkadaşlar. Şu an dünyada ilk 200'deyiz. Abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.